Evet, herkese merhabalar. Coffee Talks'un, QA Coffee Talks'un 6. bölümüne herkes hoş geldi arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Bein Digiturk ekibinden Gülşah. Gülşah bizlere bugün konuyla ilgili tecrübelerini, düşüncelerini aktaracak. Beraber bugünkü konumuzu tartışacağız. Bugünkü konumuz da mobil test otomasyon device farm kullanmanın avantajları. Öncelikle Gülşah sana söz vermek isterim. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hepimizin bildiği gibi hepimiz koşturuyoruz yoğun rutinimizin içinde. Bu yoğun rutin içinde de bize vakit ayırdığın için ayrıca teşekkür etmek isterim herkes adına. Tekrar hoş geldin. Ben de teşekkür ederim bizi bu yayına davet ettiğiniz için. Öncelikle kendimden Tabii. bahsedeyim. Aslında 2006 yılından beri test sektörünün içindeyim. İlk işim aslında Digiturk diyebilirim. 2012 yılından beri de hem backend hem de ön yüz testleri yaparak manuel süreçlerde yer aldım. Son 2-3 yıldır da hem otomasyon hem de manuel süreçleri yürüterek hem de test ekibinin takım lideri olarak ekip arkadaşlarımla birlikte Digiturk'ün bünyesinde olan tüm projelerde test süreçlerinde yer alıyoruz. Harika, harika. Nasıl gidiyor şu anda? Her şey yolunda mı? Günlük rutininiz nasıl işliyor takımla beraber? Nasıl bir ekibiniz var? Eminim şu an hani katılımcılar da merak ediyorlardır. İçeride nasıl işliyor? Çünkü genelde ben söz vermek istiyorum hani davetlerimizde de hem fikir edinsinler diye. Biraz onlardan da paylaşabilirsen bir takım şeyler güzel olabilir. Tamamdır. Ben önce şöyle bahsedeyim. Bizim aslında yayıncılık üzerine bir uygulamalarımız olduğu için hani sürekli canlıya hat çıkma olasılıklarımız da olabiliyor. Aynı zamanda 15 günde bir sprint geçişlerimiz oluyor. Hem web hem mobil hem de TV platformlarına hizmet ettiğimiz için hani yaklaşık olarak 15 kişilik bir test ekibimiz var. Bu test ekibi hem klientlara bölünerek, ayrıca projelere bölünerek test süreçlerinde yer alıyor. Bizim sabah 8.30'da ekip içerisinde kendi QA board'umuz üzerinden geçiş sorumlusunun yönetimi dahilinde şöyle söyleyeyim. Herkes dün neler yaptığını, bloke olunan durumları, bugün neler yapılacağını 15 dakikalık süreç içerisinde konuşup hatta destek lazımsa ekip içerisinde hani birbirimize destek olabiliyoruz. Ekip olarak genellikle yoğunuz. Mesai dışında öyle bir yoğunluğumuz olmuyor genelde ama mesai içerisinde hani biz bu projelerin tüm süreçlerini hani test ediyoruz diyebilirim. Biz web servis testleri de yapıyoruz. FAAP UI'de, Postman'da testler yapıyoruz. Aynı zamanda database tarafına giden verilerin doğru olup olmadığını test ediyoruz. Aynı zamanda UI tarafında manuel testlerini yapıyoruz. Biz bu manuel süreçlerin yanında da otomasyon testlerini yapıyoruz. Evet. Ona biz de yakından şahit olan bir ekibiz diyebilirim sanırım bu çalışmalarda. Orası Aynen. nasıl gidiyor şu anda? Hem mobil tarafta hem API tarafında hem web tarafında otomasyonla ilgili bayağı çalışmalar oldu. Ekibiniz de hani Evet. bütün ekip de katıldı bu sürece. Şu anda da hala benim bildiğim kadarıyla devam ettiriliyor bu süreçler. Aynen. Aslında biz web tarafını oturttuk diyebilirim otomasyonda. Tabii ki ufak tefek düzeltmeler yapmamız gerekiyor. Zaten otomasyon her zaman bir bakım yapılması gereken bir durum. Mobil tarafta da otomasyonlarımızı yazmaya devam ediyoruz. Biz aslında regresyon sürecimizde %50'sini hani otomatize edip prot otomasyonlarımız zaten %100 seviyesinde koşuyor. Tüm smoke senaryolarımızı hani koşup ilgili ekiplere de hani Azure üzerinden pipeline entegrasyonuyla geri bildirim yapabiliyoruz. Bir hata olduğu durumda da hızlıca aksiyon alabiliyoruz. Web tarafı da aynı şekilde stabil durumda. Gayet güzel. Gayet. Mobil tarafta biz aslında hani Ruby Appium'da otomasyonlarımızı yazmaktayız. Ama işte şöyle bir durum var. Hani hem
Hem iOS hem Android farklı işletim sistemleri, farklı versiyonlar, hani bu tip durumlarda da sıkıntılar yaşıyor. Yani biraz daha yavaş gidiyoruz web'e göre. Evet. Ya mobil açıkçası zaten web'e göre biraz daha bazı noktalarda challenge içeren bir konu olduğu için o Evet. sıkıntılarla karşılaşmak biraz normal artık mobil dünyada. Aslında biraz bugünkü konumuza da giriş yapmış olduk. Konuya böyle tam girmeden önce ben bir ufak bir duyuru da yapmak istiyorum katılımcılara izin verirsen. Bugün seansın sonuna doğru ufak bir çekiliş yapacağız arkadaşlar. O çekilişte 7 Aralık'ta Berlin'de düzenlenecek bir konferansa, TSCS Summit'e katılım hakkı kazanacak kazanan katılımcımız. Bunun için hani seans sonunda asıl konumuzu konuştuktan sonra bir paylaşmanızı rica edeceğimiz bir hashtag olacak buradaki chatte. O chat'e göre otomatik olarak sistem çekiliş yapacak. Muhtemelen bir 1-2 dakikalık bir vaktimizi alacak bir şey. Tekrardan etkinlik sonunda ben hatırlatmasını yaparım. Gülşah mobil konu demişken mobil otomasyon şu anda zaten halihazırda senin de dediğin gibi var. Biraz daha geriye gidersek mobil otomasyon testleri için planlama sürecinde neler yaptınız? Ne gibi ihtiyaçlarınız vardı? Neleri göz önüne alarak bu projeye başlangıç yaptınız? Biraz belki onlara bahsedebiliriz. Tamamdır. Aslında mobil otomasyon senaryolarında bizim başından sonuna olan kısmı bir anlatayım. Bizim şöyle oluyor. Yeni bir geliştirme geldiğinde bunu bir fiziksel cihaz üzerinde test imkanı oluyordu. Test kezlerini çıkarak o gereksinimlere bağlı olarak öyle söyleyeyim. Eğer ki ama bir tane cihazla testini yapabiliyordum fiziksel cihaz olarak bakıldığında. Burada farklı farklı cihazlar da olabiliyor ama aynı versiyonda olabildiği durumlar da olabiliyordu. Biz bunun testini yapıp onaylandıktan sonra regresyon koşum süreçleri oluyordu. Bu regresyon koşum süreçleri dediğim gibi 15 günde bir. Bu 15 günde bir olan durumlar bizi manuel tarafta çok fazla yoruyordu. Hem feature taslarının geliştirilmesini, test edilmesi, tabii ki bir dünya bug çıkıyor, o bugların çözümü, yeni sorun gelmesi, networksel durumlar, ortamların ayağa kalkmaması bu tip durumlar da olabiliyordu. Biz mobil tarafı otomatize etmek için yaptığımız iyileştirmeler aslında öncelikle bizim kendi test ortamlarımızı iyileştirmek. Bizim servis seviyesinde hatta yavaşlık olduğu durumlar o konuları iyileştirmekti. Bu da bizim aynı zamanda test ortamlarında direkt Oracle database'ine gitmeyip de MongoDB tarafında da geliştirmeler yapıldı. Test datalarını hani her akşam belli bir saatte MongoDB'ye atıp biz otomasyonda orayı çekelim şeklinde ilerledik. Testlerde Ardından yoğunlaştıkça o test datası ihtiyacı sizde vardı diye hatırlıyorum farklı platformlara. aynen. Kullanıcı bazında test datalarına ihtiyacımız oluyor. Çünkü her kullanıcı farklı özelliklere sahip. Aslında burada biz hem uydu üyelerine özel testler yapıyoruz, hem OTT üyelerine özel testler yapıyoruz ve bunlar kendi içinde dallanıp budaklanıyor. Aynı zamanda bir de içeriklerimiz var farklı kategorilerde, işte farklı stream type'lar sahip özellikle kategoriler oluyor. Yani biz sadece hani login ol, içeriği play et, bitti değil de aslında biz o üyelik tiplerine özel farklı farklı içerikler tipinde testler üretiyorduk. Bunun için de device farm. Evet, device farm ihtiyacınız doğdu o noktada. Evet. Evet, aynen Şey öyle. söylemekte fayda var. Yani sonuçta derbi maçları yayınlayan kurulusunuz. Hani fonksiyonel özelliklerini kontrol etmesinde de o dönemsel tahmin ediyorum sizin böyle yoğunluğunuz da performans anlamında oluyordu. O konuyu belki başka bir zamanda detaylıca konuşmak gerekir çünkü hakikaten önemli bir konu o da. Tamam, olur. Ama ekleyeceğin şeyler varsa tabii şu anda da konuşabiliriz onunla ilgili. Yani şu anda bu kadar anlatabilirim aslında. Tamam. Diğer konuya geçebiliriz. Vakit almayalım şimdi. Mobil otomasyon konusunda siz bahsettiğim gibi servis anlamında ya da test ortamı anlamında bazı değişiklikler, iyileştirmeler yaptınız. Mobil otomasyon da destekleyecek. Tabii burada sizin mobil otomasyon sizin için değil de hani mobil otomasyon konusunda cihaz konusu bir tabii ki
büyük bir şey aslında, bir konu. Hani cihaz yelpazesini geniş tutmak bir konu, ya da geliştirdiğimiz senaryoların sayısı ve bunların farklı cihazlarda çalışması gibi bazı hedefler Evet. olabiliyor. Sizin burada bu proje başlangıcında, dönüşümünde koyduğunuz bazı hedefler var mıydı? Yani atıyorum, bizim en tane iOS Android senaryomuz olsun. İşte günlük olarak şu kadar cihazda, şu kadar sürede çalışsın, ya da her production öncesi mutlaka iki defa kontrol edin gibi, böyle belirlediğiniz bazı hedefler var mıydı bu dönüşüm sırasında? Anladım. Bizim aslında şöyle, hani Bean Connect uygulamamızı biliyorsunuz, TOT uygulaması var, yeni çıktı. Onun dışında Asya Pasifik ülkelerine hizmet verdiğimiz APAC uygulamaları var. Biz bu OTT ve uydu özelinde mobil tarafta regresyon setlerimizi otomatize etmeyi önceliklendirdik. Ama işte öncesinde dediğim gibi ortamsal iyileştirmeleri yaptık. Bizim hatta fiziksel tarafta diyelim ki bir arkadaşımız fiziksel cihaz üzerinden otomasyonunu yazıyor. Kendi cihazında başarılı, ama başka bir arkadaş onun senaryolarını koşmak istediğinde burada Hatta. sıkıntı başlıyordu. Evet. Aynen. Bu da bizim hiçbir şekilde otomasyon kodumuzun stabil olmasını sağlamıyordu. O yüzden Device Lab'ı tercih etmiştik bir yerde. Biz aslında hani tam olarak nasıl diyeyim, bir sayı vermem gerekirse bizim 250-300 tane bir otomasyon senaryomuzun hani yazılması şeklinde bir hedefimiz var. Bizim regresyon kezlerimiz bayağı kapsamlı. Hani uçtan uca her şeyi yazıyoruz. Aynı zamanda yeni bir geliştirme geldiğinde de bunun da otomasyona çevrilip çevrilmeyeceğini ekip arkadaşlarımıza kararlaştırıp hemen otomasyon task'ını açıp sprintimize dahil ediyoruz. Ya da o anda müsaitlik varsa geliştirmesi yapılır. Hemen deploy'u sağlanabiliyordu. Evet. Yani aslında buradan doğru, aslında sizin device farm ihtiyacınız zaten hani kodu Evet, stabil aynen. hale getirmek amacıyla, ya da gerçekten kodun stabil bir kodda çalıştığına emin olmak için aslında device farm'da farklı cihazlar üzerinde deneme ihtiyacınız somut olarak karşınıza çıktı. Aynen. Burada bildiğim o süreci hani az çok hakim olduğum için, sizinle beraber gözlemlediğim için, hani farklı çözümleri o dönemde siz incelemiştiniz, yanlış hatırlamıyorsam. Farklı çözümler üzerinde POC'ler yapıldı birkaç farklı ürünle beraber. Bu noktada sizin için önemli olacak kriterler neydi? Bu eminim hani dinleyicilerimiz için de önemli bir madde. Çünkü kimi şirketler hani böyle bir ihtiyacın olduğunda farkında, ama bunu seçerken neyi baz almaları gerektiği konusunda bazen kaybolabiliyorlar. Hani bizim tecrübe, ya bizim gözlemimiz bu yönde açıkçası. Hangi kriterlere dikkat edelim, ya da hangi kriter bizim için daha önemli, ekip için daha önemli, ya da uygulamanın kalitesi için. Orada da tabii ki piyasadaki farklı ürünler arasında farklılaşan feature'lar var. Kimisi raporlamayı içinde sunarken kimisi raporlamayı ayrı sunuyor. Kimisi, ya da ne bileyim, lisanslama modelinde farklılıklar olabiliyor gibi. Sizin Evet. için burada böyle belli başlı kriterler var mıydı, düşündünüz? Aynen. Biz aslında uzun zamandır bu Device Lab üzerine çalışmalar yaptık. Kendi kriterlerimizi belirledik. Ve bu kriterler doğrultusunda da çeşitli tool'larda POC'ler gerçekleştirdik. Hani bu POC'lerde kendi kriterlerimiz içerisinde hani bizim uygulamalarımız aslında biraz da güvenlikten ötürü hani her tool'u kullanmaya uygun değil. Burada hani güvenlik ekibiyle de ayrıca toplantılar yaparak hani bizim güvenlik ekibinin isteklerinin dışına da çıkmamamız gerekiyordu. Aynı zamanda evet tüm device lab'lar yavaş, ama en azından aralarında daha iyisi olduğunu düşündüğümüz tool'lar da oldu. Bu süreçte ama Appium da zaten yavaş, paralelde. Hani burada paralel koşumlar yapabileceğim ya da benim Ruby'den vazgeçmeyeceğim bir tool seçmem gerekiyordu. Aynı zamanda Ruby ile kolayca entegre edebileceğim bir hani access code ile birlikte Device Lab'a bağlanıp hem geliştirme yapabileceğim hem de otomasyon kodlarımı yazabileceğim bir ortam. Aslında yani beklediğiniz özellikler hem birincisi security anlamında en önemli şey sizin için kriterdi. İkincisi mevcut
projenizi değişiklik yapmadan ya da ufak bir konfigürasyon Evet. key ile direkt laboratuvara bağlanmanız ya da mevcut sizin tool stack'te de teknolojisini desteklemekti. Bunlar hani açıkçası şey önemli kriterlerden bazıları çünkü bazı çözümler spesifik olarak kendi destekledikleri dilde ya da framework'lerle çalışabiliyor. O noktada hani böyle biraz da language ya da framework agnostik çözümler sizin için daha uygun çözümlerdi o dönem. Ben de hatırlıyorum. Bunun sonucunda da karar verdiniz ve çalıştığınız bir üründe oldu tabii ki. Şu anda da hala çalışmaya devam ediyorsunuz onun üzerinde. Yaklaşık 1,5 sene de olacak neredeyse. Evet. Belki ondan da bahsedebiliriz istersen. Aynen. Bir de bir ekleme yapmak isterim. Bizim aslında yurt dışı uygulamalarımız da olduğu için IP bakımından da hani Device Lab'da IP kısıtına takılmadan canlıda testler yapabiliriz. Evet, o da önemli bir konuydu sizin için, doğru. Evet. Yani orada bir de şeyi söyleyebiliriz bu arada, hani siz uzun zamandır dijital Continuous Testing platformla aslında bu çalışmaları sürdürüyorsunuz. Orada hani size sağladığı birçok özellik var, Evet. hani sizlerden aldığımız feedbacklere göre. Belki hani neler yapıyorsunuz, platform üzerinde nasıl bir kullanım yoğunluğunuz var, günlük rutinlerinizde gerçekten hani fiziksel olarak mobil cihaz kullanım yükünü sizden aldı mı? Ya da developerlara katkı sağladı mı test ekiplerinin yanında? Biraz belki bunlardan da bahsedebiliriz. Anladım. Test ekibi olarak artık fiziksel cihaz almıyoruz. Yani Device Lab'a geçtiğimizden beri almıyoruz. Şu an mevcutta en yüksek model iPhone 12 diyebilirim. iPhone 12'nin üzerinden zaten bir sürü model cihazlar da çıktı. Bu süreçte hani biz otomasyon ağırlıklı Device Lab kullanıyoruz. Manuel testlerimizde evet mevcutta fiziksel cihazlarımız var. Ufak çaplı olan testlerimizi yapıyoruz ama Device Lab'ı da aktif olarak tüm ekip bazında kullanıyoruz diyebilirim. Developerlar konusunda da aslında o kısma henüz bir alıştıramadım. Biz de aslında ilk başta çok ön yargılıydık. Hani ben elle tutmadığım bir şey üzerinde test yapıyor olmak biraz hani garip gelmişti. Ekip içerisinde bizim Device Lab'a alıştırma sürecimiz de biraz zaman aldı. Hani bu ön yargıları biraz da kırmaktan geçiyor. Ama yanlış bilmiyorsam galiba development ekibinde böyle bazı case'lerde debug etmek için kullanan arkadaşlar var diye biliyorum sanırım. Hani orada Evet, bir fayda evet. var galiba. Hani sadece QA ekipleri olarak değil, orada bir fayda var galiba. Aynen. Hatta yeniden bir çalışma yapmak için belki bir araya gelebiliriz bunun için. Güzel, güzel. Yani fayda sağladığınızı duymak güzel. Aynen. Burada belki bir de şeyi söyleyebiliriz. Hani sizin için bir kriter de şuydu. Hibrit olarak lisans modelini kullanmak sizin için de bir önemli bir kriterdi o dönemde yanlış hatırlamıyorsam. Aslında şöyle hem private hem public Evet. olayıydı, değil mi? Evet. Aynen. Aslında private'da benim Google Analytics'imdeki en yüksek, yani kullanıcılar tarafından en yüksek tercih edilen cihazlar benim private modelimde sürekli otomasyonda koşan cihazlar. Public'te de açıkçası hani farklı versiyonlarda mobil cihazlar bulmak ya da hiç kullanmadığımız hani bizde mevcut olmayan bir cihazı bile hani public device'ta bulup ben canlıdan gelen bir hatayı kullanıcı bazında test etmek istediğimde direkt public üzerinden kullanıcının adımlarına göre testleri gerçekleştirip hatayı reproduce edebilme imkanına da sahip olabiliyorum. Yani bu iki seçenek de yani bence kullanılması gereken, değerlendirilmesi gereken bir süreç diye düşünüyorum. Yani public artı private lisanslama ikisini birden. Evet, aynen. Bu arada gelen soru var. Arkadaşlar sorularınızı da bu arada chat'e ekleyebilirsiniz. Hani biz oradan cevaplamaya çalışacağız. Ruby tercihinizin temel sebepleri nedir? Cevaplamak istersen sana bırakabilirim ya da ben de cevaplayabilirim. Tabii. Aslında eskiden Java kullanılıyordu ama şöyle söyleyeyim, bizim ekipte otomasyon bilen birkaç arkadaşımız vardı. Sen de biliyorsun zaten. Ama Java öğrenmek de o kadar kolay değil. Ruby'de daha basic bir şekilde ilerleyip hani
Şöyle söyleyeyim, danışman bir firma üzerinden bir session alarak ya da ekip içerisinde daha yetkin bir deneyimli arkadaş da size bunun hani otomasyon mantığını kendinde oturtan bir kişi Ruby üzerinde de daha basit bir şekilde otomasyon yazabilir. Gene bir DDD dilinde yazıyorsun. Hani gene arkada fonksiyonları vesaire kullanıyorsun. Ama Java daha karmaşık gelebiliyor. Hani hiç daha önceden otomasyona girmeyen arkadaşlar için biz bu Evet. şekilde değerlendirmek istedik. Orada Bilmiyorum yani senin aslında farklı yorumun varsa. evet, aslında paraleldi o dönemki şey, gündem, konuşulan konu. Yani hem takımların hızlı bir şekilde aynı noktaya getirilmesi aslında en önemli gündemdi. Artı diller arasında evet biraz kompleksite farklılaşması var. Java biraz daha tabii ki diğerlerine göre biraz daha şey diyoruz, hani Ruby ya da Python'a göre. Hani otomasyon projelerinde çok böyle performans, kodun performansı konsiyonu çok da böyle öne gelen bir şey olmadığı için Ruby gibi bir dil tercih etmişti. Ruby ya da Python gibi. Yurt dışına baktığımızda da genelde böyle Python'la özellikle otomasyon projesi geliştiren çokça ekip var. Bir diğeri de hani bu projenin sadece hani atıyorum web tarafında ya da mobil tarafta değil, diğer projeye de yaygınlaştırılmasıydı. Aynı aslında tool stack ve altyapının kullanılıp herkesin aslında aynı noktaya getirilmesi. Şu an bildiğim kadarıyla bütün arkadaşlarımız da yeri geldiğinde mobile kod yazıyorlar. Yeri gelince web'e kod yazıyorlar. Gelince API tarafına yazıyorlar. Herkes aslında o geçişi güzel bir şekilde yapabiliyor zorlanmadan. Aslında temel sebepler bunlar da diyebiliriz özetle. Sorular geliyor. Uç senaryoları test etmek Device Farm'da zor olmuyor mu? Tabii ki zor oluyor. Biz mesela yeni bir geliştirme yaptık. OTP hani klavye üzerinde çıkan 4 haneli kod. Hani burada biz nasıl yapabiliriz? Gerçek bir cihaz olması gerekiyor. Hani bu şekilde olunca da aslında biz şunu düşündük. iCloud üzerinden gönderelim o kodu. Hani iki nokta üst üste koyup sonrasında o kodu girelim şeklinde. Zorlandığımız durumlar oluyor. O zaman fiziksel cihaza tabii ki geçiyoruz. Bizim bir de fotoğraf çekme özelliği vardı. Hatta seninle konuşmuştuk bu konuyu da. Hani nasıl bir Evet. aksiyon alırız diye. Ya laboratuvar bazı noktalarda bunları destekliyor. Scan etme ya da fotoğraf çekme ya da voice recognition gibi. Ama tabii ki bazı noktalarda senin dediğin gibi hakikaten çok edge case'ler olabiliyor. Dönem dönem fiziksel cihazlardan test ederiz. Ama yine de yani yükün çoğunu aslında laboratuvar bir şekilde gerçek cihazlarla zaten bunu üstlenmiş, üstlenebiliyor. Sadece hani şu an Gülşahlar'ın kullandığı ürün olarak değil, hani diğer platformlarda çoğu benzer şeyleri yapmaya çalışıyor. Aynen. Mesela şöyle bir özellik geldi. Bizim bayilerimizin kullandığı özel bir uygulama var. Bu uygulama içerisinde TC kimliğe girdikten sonra müşteriyi taraması gerekiyor. Yani ekran açılıyor, müşteriyi görüp onu eşleştirmesi gerekiyor. Yani bunları otomasyonda yapmak tabii ki imkansız. Hani bu tip durumlarda maalesef fiziksel cihaza devam. Evet. Ya da orada böyle bazı şeyleri moklayarak belki ilerlemek gerekebilir. Ama tam olarak tam beklediğim şey değil tabii ki. Bir soru daha. Koşulan regresyonlarda device spesifik hata yakalama oranı nedir? Koşulan regresyonlarda device spesifik, yani device özelinde spesifik hatalar derken ya da proje özelinde mi? Ben şey gibi anladım ama sanki işte A testi var. 10 farklı cihazda konuşuyoruz, koşuyoruz. Hangi özellikle şu cihazlarda hata daha çok çıkıyor, yakalanıyor gibi düşündüm ama tam emin değilim. Caner, istersen biraz daha şey yapabilirsin, detaylandırabilirsin. Yanlış cevaplamayalım soruyu. Diğerine geçelim. Java'ya göre Ruby'de Epium üzerinde kaynak daha az. Bunu nasıl handle ediyorsunuz? Bunu ben açıklayayım istersen Gülşah. Bu doğru. Java'da hani oldukça kaynak daha fazla community'de. Ama diğer taraftan zaten Gülşah'ın az önce bahsettiği güzel bir şey vardı. Yani otomasyon yapmanın mantığını anlayan bir kişi bunu dilerse Java'da yapabilir, dilerse X1 dilde yapabilir ya da farklı bir framework'te de yapabilir. Orada amaç aslında siz otomasyon nedir, otomasyon nasıl yapılır, neyi dikkate alarak ben bu projeyi geliştirmem lazım. Hani biraz daha o bakış açısını kazanırsanız Java ile yapmışsınız ya da Python ile yapmışsınız hiç fark etmiyor. Ruby ya da diğer dillerle de yeterince kaynağı zaten official
kendi sayfalarından bulabiliyorsunuz. Epium'un da kendi sayfasında ya da Selenium'un da kendi sayfasında gerekli dokümantasyonları sağlıyorlar. Ya kendimizi kısıtlamamak gerekiyor aslında. Her gün yeni bir şey öğrenebiliriz bu konuda. Zaten teknoloji sürekli geliştiği Evet, için. sürekli değişiyor, sürekli gelişiyor. Sürekli bir şeyleri takip etmemiz gerekiyor haliyle. Evet. Ve projeyi güncellememiz gerekiyor. Bu adaptasyonu sağlamamız gerekiyor. Gülşah, aslında süremizin sonuna doğru geldik. Benim bir sorum daha var. Şu an aktif olarak zaten kullanıyorsunuz bir süredir. Kişisel kontrol testing platformu. Ve belli hedefler koymuştunuz zaten. Hani o hedefleri de bu zamana kadar çoğunu karşıladınız diye biliyorum. Şu an geldiğiniz güncel durumda Device Farm sizin hayatınızda nereye konumlanmış durumda? Günlük olarak ne kadar kullanıyorsunuz? Ya da o release'ler öncesi kullanım sıklığınız ya da kullanım şeklinizde biraz da belki güncel durumu aktarabilirsen kapanışa doğru öyle geçebiliriz. Tamamdır. Güncel durumu anlatayım. Bizim production smoke senaryolarımız tüm projelerimizde direkt Device Lab üzerinden koşumları yapıp pipeline'la entegre bir şekilde proje yöneticilerine mail gönderimini sağlayabiliyoruz. Burada bir hata olduğu durumda da hızlıca aksiyon alabiliyoruz ve günün belirli saatlerinde aslında production koşumlarını yapıyoruz. Yani bir insanın bunu yapabilmesi gerçekten zor. Çünkü paralelde zaten hem test ortamındaki bana gelen testlerin koşumlarını sağlamam gerekiyor. Paralelde benim daily'lere katılmam gerekiyor. İşte bunların iş toplantıları oluyor derken hani bazı şeylerin sürekli gündelik olarak yapılan işlerin Device Lab üzerinden yapılması otomasyon üzerinde hani güzel oluyor diyebilirim. Regresyon senaryolarımız da işte dediğim gibi hani %50-%60 oranında başarıyı yakaladık. Hani bir hata olduğu durumda da bunun loglanıyor olması, hani bir developer'a benim hatayı ispatlayabilmem gerçekten çok iyi yani. Ben mesela fiziksel cihaz üzerinde bunu test ettiğimde hiçbir yerde log yok. Benim de kendi logum yoksa hani burada benim tekrar o hatayı yakalayabilmem ve developer'a gösterebilmem lazım. Ama bunu device farm'la hani çok iyi bir şekilde yapabiliyorum. Yani hangi noktada hata almış bunu loglayabilir. Hatayı yeniden izleyebilir. Aynen. Yani hem video kaydıyla aslında o hatayı direkt paylaşabiliyorsunuz. Evet, aynen. Hem o hard file'larla aslında orada step step zaten bütün logları zaten herhangi bir test arasında kayıt altına alıyor. Onu paylaşabiliyorsunuz ki developer'lar için zaten o daha çok bir anlam ifade ediyor. Yani teknik tarafta daha arka tarafta servislerden baktıkları için. Aslında evet, sizin de işinizi kolaylaştırmış oluyor. Hani ispat aynen. ederken. Bir de bizim 15 günde bir geçiş olduğu için ekip arkadaşlarım da haliyle artık sıkıldık. Hani geçiş olmasın diyorlardı. Hani bu biraz olsun şey yaptı, yumuşattı bizim evet, ekibi evet. Diyebilirim. Yani, şey o şeyi hayal edebiliyorum yani oradaki kolaylaştırmayı, ikna sürecini evet. kolaylaştırmıştır. Yorumlar geliyor. Ben onları hızlıca okuyayım. Süremizin sonuna geldik. Serkan Cura. Selamlar Gülşah ve Burak. Sizleri aynı karede görmek güzel. 2018'de kendi device farm'ı kurmaya uğraşırken bu noktaya gelmesi ve günceli yakamak güzel olmuş. Güzel ellerinize sağlık. Serkan böyle şey her zaman benim güzel eski ekip arkadaşım. Evet. Güzel yorumlarıyla böyle bizi mutlu ediyor şey her seansta. Serkan bir seansta da seni görmek isteriz abi. İlerleyen günlerde bir senin kapını çalacağım. Lokman Günay, Device Farm'da cihazların modeline ve ekran boyutuna göre sıkıntılar çıkabiliyor. Siz de bu tarz sıkıntılar yaşıyor musunuz? Biz aslında bu tarz sıkıntıları fiziksel cihazlar üzerinde test yaparken yaşıyorduk da bizim tarafta böyle bir şey olmuyor. Yani Device Lab üzerinde zaten biz access kodla belirlediğiniz cihaz üzerinde testler yaptığımız için otomasyonda bir sıkıntı olmuyor. Ek olarak özellikle yoğun regresyon dönemlerinde cihazların stabil çalışması her zaman mümkün olmayabiliyor. Testler ayağa kalkmıyor vesaire. Bununla alakalı süreçleri nasıl yönetiyorsunuz? Bu muhtemelen belki kullandığınız servisle ilgili olabilir. Yani sizin testiniz zaten stabilse ya da uygulamada bir application bazlı bir sorun yoksa dönem bağımsız yani, gerekir gibi ama başka Device bir şey Lab ile ilgili bir sıkıntı olursa da zaten hani biz ticket'ımızı açıp anında müdahale olabiliyor. Evet. Ama kendi tarafımızda bir kesinti olduğu durumda da o bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Evet. Okey, sorularımız bu şekilde. Arkadaşlar süreyi biraz doldurduk.
Gülşah, bu arada çok teşekkür ediyorum. Ben güzel, teşekkür ederim. Bilgilendirici bir seans oldu. Umarım hani katılan arkadaşlarımız da aynı şekilde düşünüyordur. Seansı sonlandırmadan önce ilk başta bahsettiğimiz Berlin'de 7 Aralık ve 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek TESCES Summit için bir çekiliş yapacağız. Katılan katılımcı arasında otomatik bir çekiliş olacak bu. Bizden tamamen bağımsız. Sadece yapmanızı istediğimiz bir hashtag var. Onu chat'e paylaşan kişiler bu çekilişe katılmış oluyorlar. Onun bilgilendirmesini yapayım. O şeyi sanıyorum hashtag'i şu an ekrana paylaşıyoruz. Evet. Tekrardan hani söyleyeyim, kaçırmış olanlar varsa. Burada gördüğünüz hashtag'i comment yazarsanız 7 ve 11 Aralık'ta gerçekleşecek, Berlin'de gerçekleşecek etkinlik için bilet kazanma şansını elde edeceksiniz. Hemen hashtagleri, evet, gelmeye başladı. Hashtagleri aldıktan sonra hemen çekilişi yapacağız ve kazananı da belli edeceğiz. Katılımcı arkadaşlara duyurulur. Şu an biz bekliyoruz. Çekilişi seans sırasında yapacağız bu arada. Şu an 9 oldu. Ben de katılabilir miyim? Tabii tabii tabii, katılabilirsin. Herkese bol şans. 13 olduk. Biraz daha bekleyelim isterseniz. O sırada Gülşah, ben hani biraz daha hani illa mobil konu değil de diğer konulardan bahsedeyim. Hani ekipte neleri planlıyorsunuz gelecek dönemler için? Koyduğunuz hedefler var mı? 2023'ün ikinci yarısı ya da 2024 başlangıcı için böyle planlamalarınız başlamıştır diye düşünüyorum. Evet, aslında biz hedeflerimizi oluşturduk. Bu hedeflerimizde hep otomasyon var. Manuel tarafta da hani canlıdan gelebilecek hata oranını en aza nasıl indirebiliriz? Yani ekip içerisinde hani süreçleri nasıl iyileştirebiliriz şeklinde hedeflerimiz oluyor. Ama burada tabii ki dış ekiplerle de bağlantılı bir durum var. Yani işin bize zamanında geliyor olması her test ekibinin yaşadığı bir sıkıntı olabiliyor, evet, maalesef. Ama evet, otomasyon tarafında bizim hani bu Ruby Capybara dışında bir de bizim müşteri hizmetlerimizin ekranları var. Biliyorsun hani müşteri hizmetleri ekranı eski .NET'te yazılan. Evet, evet. Orası da aslında otomatize edildi. Yavaş yavaş geliştirmelere ekip içerisinde başlayabiliyoruz. Burada da farklı bir tool, robotik süreçler diyebilirim. Robot otomasyon yazıyoruz burada. Güzel. Da. Yani bizim hedeflerimiz hep otomasyon. Full otomasyon, evet. Manuel tarafı. Evet. İyi de güzel. Bütün ekibi siz dahil ettiniz o sürece. Bütün, evet, arkadaşlar orada. O da güzel. Aynen. Şu anda ekibin bir kısmı da yenilendi. İçeride şu anda toplamda 4 arkadaşımız otomasyon yazmıyor. Geri kalan arkadaşlarımızı otomasyona dahil ettik. Gayet gayet güzel. Elinize sağlık. Güzel yorumlar geliyor. Ayşegül, teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Çok keyifli bir seanstı yazmış. 5 geçe oldu. 24 tane geldi yorum. TESCES Summit arkadaşlar. Son hatırlatma yapayım. Yoruma düştükten sonra sizler, biz bir çekiliş yapacağız. Berlin'de 7 Aralık'ta Hibit'te katılabilirsiniz, on-site'de katılabilirsiniz. 11 Aralık'ta da tamamen ondan gerçekleştirilecek bir etkinlik bu. Sanıyorum çekilişi yapabiliriz. Daha fazla gelmiyor. 24 tane comment geldi. Herkes hazırsa çekilişi başlatıyoruz. İlk kez böyle bir şey yapıyoruz. Ben de bu arada heyecanlıyım. Yani daha önce hiç böyle bir şey yapmadık. Ben de heyecanlıyım. Aa! Ozan Güzel. Tanıdık bir isim mi? Evet, benim ekibimden. Okey. Yani torpil geçme yok arkadaşlar. Kimse hani öyle bir düşünce olmasın. Biz hani burada direkt otomatik olarak gelen şeylerden, taglerden çektik. Bu arada bir şey bahsedeyim. Bizim de şirket etkinliğimiz olmuştu. Orada da çekilişi Ozan Güzel kazanmıştı. Ne oldu? Ozan'la biraz yan yana gelelim. Bize de bence o şans gelsin. Ozan, tebrik ederiz bu arada. Etkinlikle ilgili detayları sana iletiyor olacağız. Bu arada önümüzdeki seanslarda da yanlış bilmiyorsam birkaç tane daha biletimiz var dağıtmak üzere. Onların bilgisini zaten önümüzdeki seanslarda, QA Coffee Talk seanslarında
Başlangıçta ben veriyor olurum. Yanlış bilmiyorsam birkaç tane daha ticket'ımız vardı dağıtmak üzere. Etkinlik Aralık'taydı. Tekrardan Ozan tebrik ederiz. Gülşah çok teşekkür ederim. Güzel bence detaylı herkesin merak ettiği bir konuydu. Mobil device farm kullanımı avantajları, zorlukları. Güzel yorumlar geldi arkadaşlar. Teşekkür ederiz yorumlarınız için de. Son eklemek istediğim bir şey varsa ben sözü sana bırakıyorum. Öncelikle ben teşekkür ederim. Hani beni buraya davet edip bu düşüncelerimizi paylaşabildiğim için. Aslında bu ekipçe aldığımız, hani ortaklaşa ilerlediğimiz düşünceler diyebilirim. Eklemek istediğim aslında not şu: hani kendi konfor alanımızdan çıkmamız gerekiyor. Bazı denemeleri yapmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirebilmemiz için hani takip etmemiz gereken trendler var. Hani ben eskiden hep manuel süreçlerde yer alıyordum ama artık manuel diye bir şey kalmayabilir. Yani Evet. evet, biz hem otomasyon yapıyoruz ama manuel süreçten tabii ki kopamayacağız. Burada hem manuel hem otomasyon süreçleri ilerletebileceğimiz, hatta kendimize daha çok ne katabiliriz, bunları araştırmamız bizim faydamıza Evet. diyebilirim. Kesinlikle. Teşekkür ederiz mesajın içinde. Katılımcı arkadaşlarımıza da tekrardan teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle. Bir sonraki seansın duyurularını zaten önümüzdeki günlerde yapıyor olacağız. Herkese kolay gelsin tekrardan. Gülşah görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Kolay gelsin.